Yani İnşallah. Kesin olarak. İnşallah. Şimdi aynı zamanda yaşadığımız da bir tabii ki gerçek. Çünkü olaylar İnşallah. Çok açık ve net bir şekilde bunu bize gösteriyor. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle müjdelenin diye Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde bildirmiş bize defalarca. İnşallah. Ve bu konuda çok detaylı açıklamalar var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani bunu mutlaka üzerinde durmak, anlatmak gerekiyor. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmış olması gerektiği, Mehdi Aleyhisselam'ı aramak gerektiği, Hazreti İsa'nın gelmiş olduğu inşallah. İşaretler yine onu aynı şekilde bize gösteriyor. Ve Mehdi'ye gereken zemini hazırlamak üzere herkesin çalışıp çabalaması gerektiği de bir gerçek. İnşallah. Bakın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri benim zamanımda değil çıkmayacak ama diyor ben şimdiden diyor onun piştar bir neferiyim, öncü bir askeriyim diyor ve ona ben zemin hazırlamaktayım diye. İnşallah. Ta zamanında 50 yıl öncesinden inşallah ben diyor bundan sonra gelecek olanlar diyor 100 sene sonra gelecek olanlar diye kendisi zaman da veriyor hatta kendisinden sonra 50 sene sonra gelecekler diyor. Hı-hı. O şekilde bir hazırlığı var. Ta kendi görmese bile görmüş gibi inşallah Mehdi Aleyhisselam'a hazırlık yaptığını söylüyor. Biz de eğer Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni tarif ettiği zaman günümüze denk gelmiş oluyor. 14. Hicri 14. asrın başında geleceğine işaret ediyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Hadis-i şeriflerden yola çıkarak yine aynı şekilde. Biz de bu dönemde yaşıyorsak o zaman yine aynı şekilde zemin hazırlamakla mükellefiz. Bu bir sorumluluk. Bu her müminin üzerine düşen bir vazife. Niye? Çünkü fitneyle mücadele etmek farz olduğu için Kur'an'a göre. Çünkü İttihad-ı İslam'ı, İslam birliğini Müslümanlar arasında ayrılığın gayrılığın olmaması üzerine fitneyle, ayrılık fitnesiyle mücadele etmek farz olduğu için. İnşallah. Ve hocamız Sayın Adnan Oktar bunu en güzel şekilde mücadelesini veren insan olarak karşımıza çıkıyor. Bu dünyada şu anda yeryüzündeki tek insan olarak karşımıza i̇nşallah. Çıkıyor inşallah. Bu konuda mücadele veren. İnşallah. İttihad-ı İslam'ı yeryüzünde tesis etmek için yerleştirmek için mücadele ediyor. İşte Müslümanlar arasındaki fitneyi, ayrılığı gidermek üzere mücadele ediyor. Deccaliyet sisteminin en büyük şeyi ne? Doğru. En büyük çabası ne? İnsanlar arasında kan dökmek, fitne, ondan sonra nifak sokmak. Buna karşı en büyük mücadeleyi veren yine hocamız. Barışı yeryüzünde yerleştirmek için mücadele eden tek kişi diyebilirim. İnşallah gerçek anlamda bu konuda mücadele eden. Yine bakıyorsunuz işte PKK ile mücadele veren yine aynı şekilde işte Türk toplumunu bölmeye, parçalamaya Türkiye'yi çalışan bakıyorsunuz deccaliyete hizmet eden PKK terör örgütü var. Buna karşı komünizme, Marksizme ve materyalizme kendisi bunlardan çünkü kan beslenen bir örgüt PKK. Bunlarla mücadele eden yine yalnızca hocamız. Evet. Mümin olduğu için, Müslüman olduğu için ve her mümin de bunu yapması farz olduğu için bunları yapıyor. Biz de aynı şekilde inşallah zuhur edecek olan Mehdi'ye asker oluruz. İnşallah talebe oluruz. Asker derken tabii ki verilecek olan fikri bir mücadele var. Burada bir savaş yok, bir kan yok. Burada fikri bir mücadele var. Bu mücadelede inşallah biz de birer ne oluruz? Nefer oluruz, bir şey oluruz. Eleman oluruz inşallah. Talebe oluruz Mehdi'ye. Peygamber Efendimiz Hazreti Şerifler'de çok detaylı olarak bahsetmiş. Artı bu çalışmayı engelleyecek olan insanlardan da bahsetmiş. Bakın İnşallah. Yalnızca Mehdi'nin geleceğinden bahsetmiyor. Ayrıca bu mücadeleyi engellemeye çalışacak olan münafıklardan da bahsediyor. Ve o dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminin münafıklarının tarihteki en azılı münafıklar olacağını bize haber veriyor. Demek ki bir mücadele var. Bir de bu mücadeleyi engellemeye çalışacak olanlar var. Yıpratmaya çalışacak, kendilerince yıpratmaya çalışacak olan insanlar da var. Bakın Ebu Basir'den nakil. İmam Cafer'i Sadık Aleyhisselam suçlular şehirlerinden tanınacak. Ayet-i kerimesi şeytana Allah'a sınır. Muhammed Suresi 30. ayeti hakkında şöyle buyurdu diye tarif ediyor inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Allah onları tanır. Lakin bu ayet kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam onları münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek diye bize bildirmiş inşallah. Allah onları tanır. Lakin Mehdi Aleyhisselam
onları çehrelerinden tanıyacak ve ashabıyla birlikte onları darmadağın edecek inşallah. İnşallah. Demek ki küfre karşı Allah'ın anılmasını engellemeye çalışan insanlar var, münafıklar var. Bunlara karşı en güzel şekilde mücadele edecek olan kişi yine kim? Mehdi Aleyhisselam inşallah. Yine bakın Emirül Müminin Ali Aleyhisselam'ın şöyle buyurulduğu rivayet ediliyor. Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler de bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. Onu tekrar ayıklar ve temizler, sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar vermediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır diye bildiriyor bize. Evet, aynı hadisi Ahmet bin Muhammed bin Said de naklediyor bu hadis-i şerifi. Bu şekilde Peygamber Efendimizin bakın bu şekilde bir tarifi var. Münafıkların nasıl giderildiği, temizlendiği ve geriye çok saf, temiz bir grubun kalacağı bu şekilde tarif edilmiş inşallah. Ahir zamandayız inşallah. Alametler onu gösteriyor bize. Ahir zamanda da aynısıyla yaşanacak inşallah.